Merhabalar. Bu dersimizde Go programlama dili için kullanabileceğimiz editörleri inceleyeceğiz. Bundan bahsedeceğim. Bir programlama dili özellikle open source'a, yani arkasında IDE geliştiren bir orijinal bir firma yoksa editörler çok dağınık olabiliyor. Gelişmişlik düzeyleri farklı olabiliyor falan. O yüzden özellikle bu önemlidir. Şimdi Linux kullanıcıları için en çok kullanılan editörlerden birisi Vim. Vim için Fatih'in geliştirdiği bir Vim Go eklentisi var. Bunu Vim'e ekleyerek Go desteği sağlayabiliyorsunuz. Bunu da bu linkten elde edebilirsiniz. Vim'cilere bu şekilde söyleyeyim. Emacs için geliştirilmiş bir Go mod var. Emacs için o da kullanılabilir. Sublime Text gene bildiğim kadarıyla genelde PHP'ciler kullanıyor Sublime'i. Sublime için de geliştirilmiş Go Sublime var. Bu kullanılabilir. IntelliJ bu iş için güzel bir editör yapmaya çalışıyor açıkçası. Ama öncelikle bir plugin yayınladılar. IntelliJ Golang plugin.org GitHub üzerinden Golang IDEA plugin şeklinde kullanılabilir. IntelliJ editörleri için Eclipse bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz. Go Clips şeklinde bir proje yayınlandı. Onu da kullanabilirsiniz. Light IDE'de şimdi diğerleri farklı editördü. Onlara eklenti geliştirilmişti. Light IDE ise tamamen Go için geliştirilmiş basit bir, hafif bir IDE. Tercih edebilirsiniz. Yani bildiğiniz gibi Eclipse, NetBeans falan bunlar open source olduğu için bunları alıp farklı o kaynak üzerinden farklı editörler geliştirebiliyorsunuz. Ben hangisini kullanıyorum? Ben bunların ikisi. Visual Studio Code ve Atom. Visual Studio Code Microsoft'un bir ücretsiz ve open source bir IDE'si. JavaScript ile geliştiriliyor. Bu IDE desktop application tabii ki. Burada Electron.js ile yapılıyor. Electron.js JavaScript ile desktop application'ları yazmanızı sağlar. Open source olarak geliştiriliyor. GitHub'dan sayfasına gittiğiniz zaman Visual Studio Code'un kaynak kodlarını komple indirebilirsiniz. Bu eklenti tabanlı bir sistem ve bir Go eklentisi var. Onu da direkt Microsoft'un kendisi VS Code/Go şeklinde yayınladı GitHub hesabında. Ben kullanıyorum. Gelişmiş ve başarılı bir eklenti. Farklı eklentiler de var. Sizin tercihiniz. Atom.io. Ben bunu da kullanıyorum. Go Plus eklentisi var. Eklediğiniz zaman ikisi de başarılı ama Visual Studio çok hızlı gelişiyor. Atom küçük bir ekip tarafından yapılıyor. Açıkçası. Hani birkaç yıl önce de sitelerinde bağış yapmalarını falan istemişti. Bağış yapmazsanız batacağız filan demişti ama hani bu tür sıkıntılar olabiliyor bunlarda. Ama şu an kullanılabiliyor Atom. Herhalde batmadılar demek ki. Visual Studio Code ise open source ve geniş bir community'si olduğu için açıkçası hani birkaç hafta mı diyeyim ya da ayda bir mutlaka garanti güncelleme gelir. O yüzden ben hızlı güncellenen sistemleri, editörleri severim. Size de tavsiye ederim. Sadece Go için değil, JavaScript vesaire hepsi için kullanılabilir bir editördür.